Selam arkadaşlar, 2021 yılının ilk videosuyla karşınızdayım. 2021'in ilk videosu tabii ki de güncel olarak OBS yayın ayarları nasıl yapılır, OBS nasıl kurulur, OBS'i bilgisayarımıza indirdiğimizde ilk yapmamız gereken ayarlar nelerdir, sizlere bunu anlatacağım. Eğer OBS ile alakalı daha detaylı bilgiler almak isterseniz şuraya veya şuraya bir minik misket koyacağım. Oradan OBS ile alakalı tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka diğer videolarıma bakmayı atlamayın. Çünkü gerçekten sizler için çok değerli bilgileri verdiğim bir video serim var. Lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi obsproject.com/tr adresine giriyorum. Ben bu linki yine açıklama kısmında sizlere ileteceğim. Hemen Windows'a tıklayarak masa üstüne hızlı bir şekilde indiriyorum ben. Setup dosyamız indikten sonra gördüğünüz gibi buna çift tıklıyorum. Kurulum izin onayını veriyorum. Gördüğünüz gibi yükleme ekranında bu şekilde gelecek. Next diyoruz. Uygulamamızın kurulmasını istediğiniz hard diski seçiyorsunuz. Install diyorsunuz ve hızlı bir şekilde yüklüyor. Gördüğünüz gibi Launch OBS Studio diyor diyerek Finish'e tıklıyorum ve OBS'im açılıyor. İlk başta ben otomatik sihirbazı kullanmayacağım. Direkt iptal diyorum. Hemen şuradan mikrofonu da kısalım. Karışıklık olmasın. Gördüğünüz gibi OBS'imiz geldi. OBS'i kullandığımızda, ilk açtığımızda yapmamız gereken şey dosya, ayarlar diyoruz ve gördüğünüz gibi bir ayarlar penceresi açılıyor önümüzde. Yayın kısmına giriyoruz. Biz Twitch'te yayın yapacağımız için burada hemen hesap bağla diyoruz ve kendi Twitch hesabımızı OBS'e bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi Twitch hesabımızı bağladık. Sonrasında Twitch sohbet eklentilerinde Better TTV ve Franker Phases'ı aktif edelim. Kullanılan bir emote panelleri. Bunu kullanan çok kişi olduğu için de bunu seçebilirsiniz. Uygula diyorsunuz. Uygula dediğinizde gördüğünüz gibi Twitch eklentileri, sohbetimiz sağa geldi. Sol tarafa da gördüğünüz gibi yayın bilgisi kısmı geldi. Ben bunları kapatıyorum. Tekrar gösterme diyorum. Tamam diyorum ve tekrar kapatıyorum. Sonrasında geldim. Dosya, ayarlar. Çıkış kısmına geldiğimizde çıkış modunu gelişmiş yapın. Burada bize kodlayıcı kısmında işlemciden mi yoksa ekran kartından mı yayın çıkmak istiyoruz? Bunu soruyor bize. X264 işlemcidir. H264 veya Nvidia kullananlarda NVENC kodeyi ile gelirse de o ekran kartıdır. Bunu şöyle karar vereceksiniz. Bize yorumlarda çok gelen sorulardan biri hangi kodlayıcıyı kullanmalıyım? Şimdi bunu şöyle düşüneceksiniz. Eğer siz işlemciniz mi daha yüksek performanslı, ekran kartınız mı daha yüksek performanslı? Hangi donanımınız daha kuvvetliyse yayını ondan vermeniz gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var. Mesela işlemciniz daha kuvvetli. Counter-Strike daha çok grafik kartından çok işlemciyi yoran bir oyun. CS oynayacağınız yayında kodlayıcınızı ekran kartı yaparak çıkış yapabilirsiniz işlemcinizi rahatlatmak için. Benim işlemcim daha kuvvetli olduğu için direkt bütün oyunlarda her şeyde işlemcimi kullanıyorum. Ama keza ekran kartım daha kuvvetli olsaydı doğal olarak ekran kartımı kullanacaktım. Ama benim ayarlarım X264. Ben şu an sizinle birlikte OBS kendi ayarlarımı da yapmış oluyorum. Benim internetim sabit olarak 4000 bitrate'e ulaşabildiği için ben bit hızımı 3500 yapıyorum. Anahtar kare aralığını 0 yaparsanız otomatik belirler. Sistemin o anki yoğunluğuna göre kendisi bir kare aralığı verir ama ben 2 olarak değiştiriyorum bunu. CPU kullanım ön ayarını very fast yapabilirsiniz. Profili main yapıyorsunuz. Ayarla kısmını boş bırakıyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Sonrasında ben kalite ayarımı nasıl yapmak istiyorum? 720p mi? 900p mi? 1080p mi? Bakın arkadaşlar şunu unutmayın. Yorumlarda sürekli geliyor. Arkadaşımızın Celeron bilgisayarı var ama bana soruyor ki 1080p yayın yaparken donmalar oluyor. Arkadaşlar yayın yapmak çok kolay bir şey değil. Aa benim bilgisayarım var. Yayın yapıyorum. Yayın yapacağım diye bir şey yok. Gerçekten yeterli bir sisteme sahip olmanız gerekiyor ve işlemcinizin çok kuvvetli bir işlemci olması gerekiyor. Minimum i5, minimum Ryzen kullanıyorsanız Ryzen 5 olması gerekiyor işlemcinizin. Ekran kartınız tabii oynadığınız oyuna göre değişiklik gösterebilir ama yine kuvvetli bir işlemci 1050 Ti, 1080 Ti, 1070, 2060, işte AMD tarafında RX 570, 580, 590 gibi minimum özelliklerde bir bilgisayara ihtiyacınız var.
ihtiyacınız var ve 8 GB RAM ile oyun yayını yapmanız zor olabilir. Eğer oyun yayını yapacaksanız minimum 16 GB RAM'iniz olması gerekiyor. Şimdi biz hemen ne yapıyoruz? Ses bölümüne geliyoruz. Ses bölümünde masaüstü sesimiz, yani bilgisayarımızın ana ses aldığı yer, şöyle tıkladığınızda burada söyler mesela. Benim ana sesim hoparlör USB audio codec'ten geliyor. Ben yayına Discord'umun, izlediğim videonun veya herhangi bir masa üstünde çalan bir sesin yayına gitmesi için masaüstü sesini kullanmam gerekiyor. Yani benimki şu şekilde, sizde bu farklılık gösterebilir. Hoparlör USB codec. Ne yapıyoruz? Masaüstü sesinden hemen geliyorum, bakıyorum. Hoparlör USB codec benim masaüstü sesim. Yani buradaki sesi alacak, yayına gönderecek. Aynı şekilde mikrofonda. Mikrofonumu da benim yine aynı şekilde harici bir ses kartım olduğu için, XLR kablodan çıkış yaptığım için ses kartına yine USB codec'i seçiyorum. Ama bu sizde işte HyperX kulaklığınız, şey mikrofonunuz varsa HyperX olarak çıkar. Blue Yeti varsa Blue Yeti olarak veya farklı bir aygıt olarak çıkabilir. Buradan da mikrofon USB codec'i seçiyorum. Bu sizde 44.1 olabilir. 48 Hz bir ses verebilmeniz için XLR çıkışlı artı 48 Phantom'lu bir mikrofonunuz varsa 48 Hz'de ses çıkışı yapabilirsiniz. Bunun haricinde burada değiştirmeniz gereken herhangi bir ayar yok. Burayı da uyguladık abi. Geldik video kısmına. Şimdi burada bizim ne yapmamız gerekiyor? Burası bizim yayınlarımızın kaç pikselde çıkış yapacağımızı kararlaştırdığımız yer. Şimdi tuval boyutu dediği bizim şu gördüğünüz OBS'deki siyah ekranımız. Burası bizim tuvalimiz. Tuval nedir? İşte ekran ekledik, işte kameramızı ekledik. Yani bu alanın 1920x1080 olabilir. Hiçbir problem yok. Bizim için önemli olan çıkış çözünürlüğü. Çıkış çözünürlüğümüz bizim kaç piksel yayın çıkacağımızı gösteren şeydir. Ben mesela 864p yayın çıkıyorum. Neden? 1080p'ye yetmiyor sistemim. 1080p'de çok fazla kare kaybı yaşıyorum. 720p'nin de kalitesi çok düşük geliyor bana. O yüzden 864p veriyorum yayınımı. İsterseniz bunu elinizle de düzeltebilir. 1600'e 900 de verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İstediğiniz çözünürlüğü burada elinizle girerek yapabilirsiniz. Ama ben çok şey olmaması için direkt 864p yapıyorum. Boyut azaltma filtresi keskinliktir. Eğer sisteminiz çok iyi bir sistem değilse bunu 36 örneğe almayın. Orta seviye bir bilgisayarınız varsa 16 örnek. Eğer çok iyi olmayan bir bilgisayarınız varsa da Billinear'a alabilirsiniz bunu. Ben bunu 16 örnekte kullanıyorum. Ve şöyle, bakın, çözünürlükten daha çok sisteminizi yoran şey FPS'tir. O yüzden 60 FPS yayın vereceğim diye çok uğraşmanıza gerek yok. Açıkçası sisteminizi çok yorarsın. Zaten ülkemizdeki internet altyapısı sebebiyle zaten herkes düşük bir download kullandığı için kimse sizi 1080p izlemiyor. Tabii ki izleyenler var ama şöyle söyleyeyim, genel olarak Türkiye genelinin %80'i sizi 360p'de izliyor. %20'lik bir kısmı 1080p'de izleyebiliyor veya 900p'de full kalitede izleyebiliyor. O yüzden çok kasmanıza gerek yok. Ben mesela sistemim el verdiği için tam sayı diyorum. Buradan elinizle değiştirmek için FPS'i tam sayı diyebilirsiniz. Tam sayıya tıklarsanız burada istediğiniz FPS'i girebilirsiniz. 47, 48. Ben 50 FPS yayın yapıyorum. 60 FPS'de sistemimi çok fazla yormak istemiyorum. Oyunlarıma bir mani olsun istemiyorum, engellesin istemiyorum. O yüzden 50 FPS veriyorum. Sonrasında uygula diyoruz. Olayımız bitiyor. Uygula tamamdır. Şu an benim yayın yapmak için tüm ayarlarım hazır. Şöyle bir bakıyorum. Hiçbir problem yok. Her şey okey. 48 Hz. Video ayarlarımız tamam. Gelişmiş ayarlarımızda yapacağımız bir şey yok. Okey, burayı kapadık. Değişikleri kaydetme, demin kaydettik zaten. Gördüğünüz gibi burada sahnelerimiz var. Buraya sahne 1, sahne 2, sahne 3, sahne 4 diye istediğiniz kadar sahne ekleyebilirsiniz. Bunları isimlendirebilirsiniz. Sohbet yayınlarınızda sohbet sahnesi, oyun yayınlarınızda oyun sahnesi, lavabo ihtiyaç molasına gittiğinizde mola ekranı gibi sahneler ekleyebilirsiniz. Mesela bu benim sahne 1'im. Ben sahne 1'ime bir şey eklemek istediğimde kaynaklar kısmında artıya tıklıyorum. Burada mesela ben bir webcam ekleyeceğim. Kendi webcam'imi ekleyeceğim. Buradan video yakalama aygıtı diyorum. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi benim tekrar webcam'im, yayında kullandığım webcam'im geliyor. Burada aygıt varsayılanları özel yapıp buradan 1920'ye 1080, 30 FPS video formatını ben herhangi olarak değiştiriyorum. 709 tamam diyorum ve gördüğünüz gibi kameram eklendi. Buna ekstra olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir hafif bir böyle görüntü kötü. Video yakalama aygıtına çift tıklayın. Video yapılandırma deyin. Kamera kumandasında yetersiz ışık dengelemesindeki tiki kaldırın. Kaldırdığınızda uygula tamam deyin.
tekrar tamam deyin ve gördüğünüz gibi daha sağlıklı, daha güzel bir renk oldu. Mesela kameramı şu şekilde küçük alabilirim. Bakın kameranız, bakın mouse'u görüyorsunuz değil mi? Kameraya tıkladım. Kırmızı bir çerçeve çıktı. Sağından solundan çekeleyerek büyütüp küçültebilirim. İstediğim yere de götürebilirim. Hiç problem yok. İstediğim ekranın istediğin bir yerine koyabilirim. Şimdi en çok olan problemlerden biri de oyun oynarken hiçbir şey çıkmıyor. Bakın arkadaşlar, ekran yakalama diyorsunuz. Ekran yakalama aldık. Gördüğünüz gibi kameram kayboldu. Neden kameram kayboldu? Çünkü kameram ekran yakalamanın altında. Bakın buna dikkat edin. Ekran yakalama her zaman en altta olacak. En alt sırada olacak ekran yakalama. Bu şekilde diziliminizi yaparsanız, Photoshop'taki layer mantığı ile dizerseniz eğer, gördüğünüz gibi çok daha mantıklı olacaktır. Gördüğünüz gibi ekran yakalama en büyük alanı kaplayan yer. En büyük alanı kaplayan yer kaynaklar kısmında en altta olacak. Bunu unutmayın. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi burada diğer istediğiniz görüntü ekleyebilirsiniz. Fotoğraf ekleyebilirsiniz. Yazı ekleyebilirsiniz. Bir video ekleyebilirsiniz. İşte oyun yakalama, pencere yakalama. Ya burada gördüğünüz gibi bunların hepsini kurcalayabilirsiniz. Bundan sonraki videoda Streamlabs'te kaynakları nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Bu video sadece ana basic OBS ayarlarıyla alakalı bir videomuzdu. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bakın OBS ekranına eklediğiniz chatiniz, takip bildirimleriniz, herhangi bir buraya eklediğiniz eklentiler sizin kendi ekranınızda, siz oyun oynarken bu ekranda çıkmaz. Bakın arkadaşlar, bana bu soru çok geliyor. Discord kanalımızda arkadaşlarımız soruyorlar. Ben bütün ayarları yaptım, yayına gidiyor ama ekrana çıkmıyor, ekrana çıkmıyor. Saatlerce uğraşıyoruz. Problem ne acaba? Nasıl çıkmaz? Yani her şey düzgün, bütün ayarlar yapılmış, OBS sıralamaları düzgün, her şey aktif. Nasıl diyoruz olamaz? Meğer arkadaşımız kendi oyun oynarken kendi görecek bu ekranda sanıyormuş. Bu şekilde çok fazla geliyor problem. Arkadaşlar, OBS'te olan şeyler sizin kendi main monitörünüzde çıkmaz. Eğer siz onları takip etmek istiyorsanız ya bir ikinci ekran almanız gerekiyor ya da telefonunuzda yayıncı panelinden takip etmeniz gerekiyor. Bunu üstünü bastırarak belirtiyorum sizlere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Aşağıda yorum yapmayı, Discord kanalımıza gelmeyi kesinlikle unutmayın. Aklınıza takılan her şeyi Discord'dan ve yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Diğer videolarımıza da göz atmayı mutlaka unutmayın. Çok değerli ve çok güzel bilgilere yer veriyoruz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.